Neden yaşlanıyoruz sorusunda. Yaşlılık başına 15 dakika ayıracağız bu bölümüne diyelim. Bizimle birlikte Nurdoğan Arkış var, sosyolog. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zincirleme reaksiyona. Nefise Karatay'la da beraberiz. Şimdi bir bilgi paylaşarak başlayayım. Dünyada 729 milyondan fazla, 730 milyona yakın yaşlı olduğu söylenmiş. Epey de büyük bir oran. Bir böyle aslında yaşlı kimdir, felsefesi nedir, yaşlılık ne demek, insan neden yaşlanır? Siz yaşlı deyince ne düşünüyorsunuz, zihninizde ne canlanıyor? Şöyle bir şeyle başlayayım ya. Benim annem 50'li yaşlarında falandı. Ben daha işte böyle 30'lu, 25'li yaşlarımdayım. Dedim ki anneme, anne dedim ya gel şöyle seninle bir yurt dışına gidelim. Yok oğlum dedi, ben burada iyiyim dedi. Burada iyiyim dedi, yani işte İzmit'in kenar mahallelerinden bir yer. Ve bütün hayatı da orada geçti zaten yani. Şimdi benim anladığım kadarıyla deminki anonsta da vardı. Hı hı. Bu yaşlılık merak etmekle ve onu kaybetmekle çok ilişkili benim gördüğüm kısmı yani. Şimdi şöyle bir düşüncem var, bilmiyorum hani bu şey yapar mı, biraz anlatır mı hikayeyi diye. İşte demin dediğiniz gibi hani ana rahmine düştükten sonra biz aslında yaş almaya başlıyoruz. Ama benim gördüğüm kadarıyla hayat öyle başlamıyor. Hayat, daha çok ömür demeyi tercih ediyorum ben. Benim katılımcılardan bir tanesi, takipçilerden bir tanesi bana bir mesaj yazmış. Diyor ki 63 yaşındayım, 63 tane anım yok diyor hayatta. Yaşamamış ya adam. Bir ömür geçirmemiş yani aslında. Yani o yıllar geçiyor. Siz hiçbir şey yapmasanız da o yıllar geçiyor gidiyor yani. Ama ömür dediğimiz şey benim gördüğüm seçim yapınca başlıyor. Yani işte 15 yaşına kadar bir çocuktan o kadar iyi seçim yapmasını beklemiyoruz. Hani hatta genel onların anlamda. Yerini bazı seçimler yapıyoruz. Evet işte bu bir sürü şey öyle anneler babalar evet. Dolu şimdi yani. Şimdi bu bir insanın seçim yapması demek... Ben bu hayatı seçiyorum, şunu değil bunu seçiyorum demek. İşte bunu seçmeyi bıraktığımızda bence yaşlanıyoruz. Buna hiç başlamamış insanlar da oluyor hayatın içerisinde. Öyle çok görüyorum çevremde yani. Üniversitesini kendisi seçmemiş, iş hayatını kendisi seçmemiş, kariyer yolculuğunu kendisi seçmemiş ve bütün bunlarla hep şunu görüyoruz, karamsar biri. Karamsar bir insan çıkıyor karşımıza ya da enerjisi düşük bir insan çıkıyor karşımıza. Çok karşılaşıyorum yani. Özgüvensizdir bile değil mi? Tabii seçim yapmak temelde bir özgüven meselesi. Ölmek bir şey değil, yaşamamak korkunç demiş Victor Hugo'da. Evet. Bir noktada yaşamamak dediğiniz anlatırken bu aklıma geldi gerçekten de. Peki bizim yaşlılığa bakışımız toplumsal olarak acaba nasıl? Yani aslında bir biriktirilen bir deneyim var. Ve belli bir noktadan sonra da aslında bu paylaşılmak, anlatılmak, aktarılmak isteniyor. Çok da aslında kutsal ve hoş bir şey paylaşan içinde, veren içinde, alan içinde. Ama öyle görülüyor mu? Böyle bilgiye bir yere konumlanıyor mu yaşlı? Valla bir yönü var. Çünkü mesela hani geleneğimizde bizim işte ihtiyar meclisi vardır. Hatta şimdi seçimler orada işte. Orada da bir mahalle meclisi seçildi. Muhtarların meclisinden söz ediyorum. Şimdi bu onlara hakikaten bir başvurulduğunu gösterir. Köylerde, Anadolu'da hala bu çok yaygındır. Yani onu bilmem ne amcaya soralım, bilmem ne teyzeye soralım falan yaparlar yani. Böyle bir yanı var. Fakat şimdi bu böyleyken beri taraftan da şöyle şeyler de yaşıyoruz. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Bizim şehirlerimizde 80 yaşında bir insan sokağa tek başına rahat rahat çıkabilir mi? Bir Alman'la beraber Ankara'da biraz dolaşıyorduk böyle. O yıllar daha gencim böyle Almanya'dan yeni dönmüşüm falan. Dedi ki sizce dedi Türkiye ile işte Almanya arasında ne fark var? Ben de dedim ki vallahi siz dedim yaşlılara pek hürmet etmiyorsunuz. Çünkü çok tek başına yaşıyorlar. Hı hı. Yani Frankfurt'un %71'i tek kişilik evlerde tek başına oturuyor falan. Bu korkunç bir şey. Bunlarla ilgili konuştuk falan. O sırada... Çankaya'dayız bu arada yani şey hani Ankara'nın işte elit yerlerinden bir tanesi. Şöyle bir kaldırım çıkıyoruz yoldan şöyle. Siz dedi yaşlılarınıza böyle mi hürmet ediyorsunuz dedi. Of of. Yani gerçekten onu tek başına bir yaşlının çıkması çok zor. Bu bir yani toplumsal yaşamda yaşlının hayatını kolaylaştıracak düzenimiz var mı? Bana pek yok gibi geliyor. İkincisi de şu. Biz hürmetimizden dolayı yaşlılara çok iş de yaptırmamaya başlıyoruz. İşte. Ama iş yaptırmayınca da bir köşeye bırakmış oluyoruz onları. Yani evde otursunlar. Hani bu şimdi çok sevgiden kaynaklanan bir şey ama aslında bir taraftan da kaslarını eritiyoruz onların.
zihinlerini eritiyoruz, seçim yapmıyorlar eskisi gibi. Anne sen otur, baba sen otur. Psikolojik olarak da işe yaramıyor hissediyor olabilir kendini. Ve onu normal de kabul ediyor olabilir. Bu çok kötü bir şey, normal kabul etmesi. Dolayısıyla yani bir taraftan çok değer veriyoruz, çok önemsiyoruz. Gerçekten böyle çok iyi sahip çıkan tabii toplumlardan biriyiz biz. Ama bir taraftan da gereksiz kılmaya da başlıyoruz. Yaşamın içerisine sokmamaya da başlıyoruz diye gözlüyorum açıkçası. Yani nefise düşünsene bir şeyi yaparken bunu önemsememek, yani bir tercihte bulunmak dedi ya hoca. Yani ne olursa olsun fark etmez diye düşünmek, yani bir tercih yapmamak. Belki üretimi ve yaratıcılığı vazgeçmek, onu tabii bırakmak. Bir bırakmışlık hali herhalde biraz yaşlanmışlık. Hem merakı hem heyecanı kaybetmek. Evet, ne kadar üzücü değil mi? Evet. İşte onu ama belli bir yaş lazım. Gerekmiyor bence bunun için. Yani fiziki yaşın belki 35-40 olabilir ama o tercihi yapmaktan vazgeçtiysen, heyecanı duymaktan, merak etmekten vazgeçtiysen bence gayet yaşlı sayılırsın. Bilmiyorum çevrende böyle birileri var mı? Ben annemde senin yaşadım. Olmadığını biliyorum ya. Annemde yaşadım böyle bir şeyi. Ben işte o dediğiniz gibi çok fazla iş yapmasın, otursun, hareket etmesin. Hele ki o geçirdiğimiz o sıkıntılı pandemi sürecinde yaşlılar bu konuda çok hasar aldı diye düşünüyorum. Çünkü evden çıkmadılar, hiçbir şeye karışmadılar ve gitgide iyice yalnızlaştılar ve yürümeyi unuttular neredeyse. Yani öyle şeyler yaşandı. Bunların da çok etkisi var. Ben ne yapıyorum şimdi anneme? Eskiden gidip bir şey alacağı zaman anneciğim sen dur ben alırım derken şimdi anneciğim bana bir peçete verir misin diyorum artık. Anneciğim bana bir su verir, kahveyi sen yap diyorum artık. Eskiden olsa ben onu öyle demezdim. Şimdi onu hareket ettirmek için bunlara dikkat ediyorum. Aslında daha bilinçli olursak bu işin üstesinden geliriz diye düşünüyorum. Yani bunu biraz ileriyi düşünerek davranmamız gerekiyor. Bir araya girebilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Şey, bilmediğim için. Şimdi şu soruyu sormuşlar. Diyorlar ki insan beyni niye var? Yani neden işte bizim beynimiz böyle bir beyin oldu? Bunu işte araştırmışlar. Bir kitapta okudum ben de. Söylediği şey şu, diyor ki 3 tane farklı şeyi var insanın diyor. Bunlardan bir tanesi dil. Dil bizde var. Bu haliyle dil bizde var bir tek yani. Müthiş bir şeyimiz var. O anlamda ifade etme gücümüz var falan falan. Diğer söylediği şey diyor ki ilişki biçimimiz çok farklı bizim. Diğer şeylere göre, canlılara göre. Biz çok ulvi varlıklarla da ilişki kurabiliyoruz. Doğayla ilişki kurabiliyoruz. İşte bizim hemcinsimiz olmayan insanlarla, hayvanlarla, varlıklarla ilişki kurabiliyoruz falan falan. Hatta işte güneşe gidiyoruz, yok aya gidiyoruz falan gibi böyle müthiş bir ilişki hikayesi var. Bunu yapacak bir beyin lazım. O tabii araçla yapan bir beyin. Yani şunu nasıl kullanabilirim diye de düşünüyor. Bu lazım. Dil, ilişki. Üçüncüsü de hareket. Diyor ki bu kadar hareket yapan da bir başka organizma yok. Dolayısıyla bu üç şeyi kotarabilmek için böyle bir beyine ihtiyaç vardı. Bütün her şeyi kontrol eden. Şimdi yaşlılara dönersek biz yaşlandıklarında bunu yapıyor muyuz? Yani televizyonun karşısına koyuyoruz. Evet. Onlar da tercih ediyor maalesef. Televizyonun dili öldürdüğünü biliyoruz. Dil kapasitesini öldürdüğünü biliyoruz. Hareket azalmaya başlıyor. Sokağa çıkarmıyoruz. İşte kahve yaptırmıyoruz evde vesaire. Evet, evet. İlişkileri giderek daralıyor. Bunun bir nedeni de şey, hadi işte onların yaşındakiler vefat etmiş olabiliyor. Ama orada da şöyle bir cümle olduğu için aslında o ilişki azalıyor. Yeni ilişkiler kuramam ben. Bu yaştan sonra yeni insanlarla mı tanışacağım diyor. Biz de öyle davranıyoruz onlarla. Şimdi bu üç şeyde yani dil, ilişki ve hareket gittikçe yaşınız kaç olursa olsun hayat sönmeye başlamış oluyor. Yani ömür haline dönüşmüyor bir türlü deminki lafa bağlarsam. Bana şey çok çarpıcı gelmişti bu ve kendimi de hep bunu yani ben şimdi dil, ilişki ve hareket konusunda çalışmaya devam ediyor muyum beyin anlamında diye kendime onu taze tutmak bu üçünü o zaman gerçekten çok önemli. Evet. Şimdi aslında bu ilişki meselesi biraz bence yaşlılıkta heyecanı ve sosyalleşmenin ne kadar önemli olduğunu da söylüyor, gösteriyor. Şimdi biz toplumsal olarak o sizin Almanya'da örneği verdiniz ya toplumumuzla. Biri bir başlarına yaşıyorlar küçücük evlerde dediniz. Şimdi biz bunu tercih etmiyoruz çoğunlukla. Bakım evleri, huzur evleri gibi yerlerde toplumsal olarak çok hoş karşılanmıyor, ayıplanıyor. Büyüklerimizi ailenin içinde, evin içinde tutmaya gayret ediyoruz. Orada çalışanlar için şöyle bir açmaz başlıyor. İşe gittikleri için bir bakım gerekli. O bakımda da işte bazı sıkıntılar yaşanıyor. İşte kendin bakım vermeye çalışıyorsun. Bir noktadan sonra
bir bebeğin yani bir bebeğin verdiği tepkiler yaşlılar tarafından verildiği zaman aynı şekilde hoş karşılanmıyor. İçeride kalsın diye bir bakıcı bulunuyor vesaire. Bunlar zor süreçler. Buralarda çözümler ne olmalı? İçeride tutmak belki önemli ama nasıl çözülür? Vallahi mesela şeyde kuzey ülkelerinde şöyle bir uygulama varmış. Yaşlı evleriyle çocuk bakım evlerini bir araya getiriyorlar. Tabii ki bir denetim var işin içerisinde. Ve yaşlıların çocuklara bir tür hani mentörlük gibi, hani bizde işte dede, işte haminne falan olurdu ya, onu yaptırtırıyorlarmış. Ve bunun sonuçlarını takip ediyorlar tabii. İkisine de yani çocuklara da çok iyi geliyor. Çünkü orada da bilge biri var, hayatla ilgili bir şey söylemeye çalışıyor falan. Burada da hayata katılma, işte o ilişki, beyin, dil, o becerilerini geliştirme anlamında. Mesela böyle bir çözüm üretilebilir. Yani yakın zamanda dünyada nüfusu en hızla gençleşen ülke biziz. Özür dilerim, yaşlılaşan. Evet. Üçüncü ülkeyiz. Evet. En hızlı yaşlılaşan. Evet. Üçüncü, 1.7 doğum oranımız. Şimdi dolayısıyla bu yaşlılar tek başlarına kalacaklar ve bunun toplumsal çözümünü üretmek zorundayız. Onların arasındaki ilişkiyi kuracak, şehri ona göre düzenleyecek, belki işte deminki örnekteki gibi çözümler bulacak. Yani bir sürü bu anlamdaki bilim insanı bir araya gelip bir çare üretmeliler, kritik bir nokta. Şunu da merak ederim hep. Bazı yaşlılar çok tonton ve bilge olurlar. Bazıları da çok nemrut olabilirler. Aksi olabiliyorlar. Aksi olabilirler, değil mi? Evet. İnsan neden bu iki yoldan birine gidiyor? Benim gördüğüm şöyle bir şey, işte o ömür yaşamamışlar, yani seçim yapmamışlarsa hayatlarında hiç yaşamamış oluyorlar ya. Sonuna doğru çünkü. Bir de o bilinç var değil mi? Yani yarın sabaha acaba uyanabilir miyim kaygısı da herhalde. Tabii. Ve şöyle bir şey çok artmaya başlıyor. O tür benim gördüğüm yani. Ah keşke ben o gün öyle yapmasaydım. Ah keşke o gün şunu yapmasaydım. Ah keşke işte şu evliliği yapmasaydım, şu işi seçmeseydim, şu okulu değil de bu okulu falan gibi. O keşkeler insan ruhunu çok yaralayıcı şeyler yani. O yüzden olabilir. Onun şeyini bilmiyorum. Hayat yani. Muhasebesi. Doğru. Evet, yaşlanınca bir de biraz daha hızlı akıyor zaman. Sonra da biraz güzel yaşalmak da istiyor herkes. Aynada baktığı zaman gördüğü tablodan hoşnut olmak istiyor. Çok da güzel yaşalanlar var aslında. Hem iç huzuruyla belki alakalı bu. Hem de biraz belki de sizin Osman Hoca ile programda konuştuğumuz uyumaya, yemeye, içmeye dikkat etmekle alakalı belki de. Şöyle bir şey desek bence doğru oluyor. Aslında herkes güzel yaşlanır. Şöyle bir hayatı güzel yaşasa. Evet. Yani o bütün hayatın içinde olmanın verdiği enerjiyle zaten güzel yaşlanır gibi geliyor bana. Mutsuzsa çehresi de mutsuz bir ifade alıyor ve o kırışıklıklar daha da artıyor bence. Yani yüzünüzü şöyle tuttuğunuz zamanki kırışıklığı ve güldüğünüzde, gözünüzün içinin gülerek güldüğünüzdeki ifadenize bakacak olursanız, hangisini daha çok yapıyorsanız tabii ona dönüşeceksiniz. Tabii. Yani bir gerçek. Evet.